Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Beynini kullanamayan bir kitle var. Şimdi size örnekleriyle tweetler sunacağım. Sinan Oğan'a %4.8 oy veren kitle. Bu Sinan Oğan'a oy veren Erdoğan karşıtları en çok siz bu ülkeyi sattınız. Ya bu Sinan Oğan'a oy veren %5 kim IQ? Kılıçdaroğlu kazanamazsa Sinan Oğan'a oy veren arkadaşlarımızın yüzüne tüküreceğim. Dostluğumu da bitireceğim. Sinan Oğan'a oy veren herkesin, Sinan Oğan'a oy veren çocukları, mutlu musunuz şimdi? Şu an ikinci tura kalsak ya da kaybetsek hepsi sizin suçunuz. Arkadaşlar Sinan Oğan'a oy veren var mı? Kardeşimin bölme ödevi için bir el atsa. Gerçekten arkadaş komik olduğunu sanıyor ve beynini kullanıp böyle bir tweet atmış. Gerçekten beynini kullanabildiğinden de bile şüpheliyim. Aha ne kadar komik. Ulan bölme ödevi varmış. Aha zeka gibi ya. Tövbe yarabbim. Sinan Oğan'a oy veren maymunlar kim? Gibi bir sürü söylem. Bu insanların gerçekten beynini kullanabildiğini düşünmüyorum. Neden mi abi? Çok basit bak. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Beyni olan. Beyninin minnacık kullanabilen. Yani nasıl diyeyim? 100 kiloluk beynim mi var? 1 kilosunu kullanabilen adam bile anlar bunu. Tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan %49.52 oy almış. Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oy almış. Tamam mı? Yani Recep Tayyip Erdoğan 0.50 daha oy alsa seçim bitiyor. İlk turda bitiyor. Ama Sinan Oğan %5 oy almış. Tamam mı? Bakın çok basit bir mantıkla anlatıyorum. Sinan Oğan milliyetçi bir adam. MHP kökenli bir adam. Ve Sinan Oğan'a çoğu oy veren kişi koyu milliyetçi ve MHP olan. Hani şöyle düşünün. Sinan Oğan'da en kötü bakın. En kötü %1 MHP oyu var. Yani Sinan Oğan'daki %1 MHP oyu Recep Tayyip Erdoğan'a geçseydi zaten ilk turda bitmişti. Ama bunu anlayamayan arkadaşlarımız var. Buna beyni yetmeyen. Yani yetmemesine de şaşırıyorum. Nasıl yetmez abi? Her şey ortada. İlk turda bitecekti ve bu adam sayesinde seçim ikinci tura kaldı. Bir ümidimiz daha var. Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanmıştı. Bazen şeyi düşünüyorum ya. Böyle tweet atanlar gerçekten nasıl diyeyim ya beynini kullanmıyor ya etkileşim köpeği ya da işte 2-3 tane yazı görüyor hiç araştırmadan evet böyle böyle olmuş evet Sinan Oğan'a oy verenler gelecek hali biz gerizekalıca söylemlerde bulunmayı tercih ediyorlar. Bunların hiç kafanızı kullanmıyorsunuz abi. Tek ricam var bakın oy veren benim yaşımda benden büyük ya da küçük kişiler lütfen Allah bir lütuf vermiş beyin ya kullan bak kullan. Zor bir şey değil. Beynini kullan. Ondan sonra yorum yap. Ondan sonra eleştir. Bir eleştiride bulun. Sadece şunun köpeği olmayın. İşte şakşakçılık yapmayın ya. Bir grubun şakşakçısı olmayın. MHP'yi destekliyorsunuz de Sinan Oğan'ın kitlesine laf atıyorsunuz. Ama atarken de beynini kullanmıyor. Yine CHP seçmenisin. AK Parti'nin kitlesine laf atıyorsun. Onlardan bir farkın kalmıyor bu sefer. Benim annem her zaman bana şey der. Bir cümleyi kurmadan önce 3 kez düşün. 3 kez yokla. Ondan sonra söyle. Yani direkt aklınıza gelen şeyleri lakır lakır söylemeyin. Çünkü şey gibi gerizekalı gibi gözüküyorsunuz ya. Direkt bak düz. Gerizekalı. Anladınız mı? Düz ya. Bak başka kelimeye gerek. Gerizekalı ya. Etkileşimin köpeği olup. İşte böyle. deyip gerizekalı gerizekalıca yorum yapıyorsunuz. İnsanları sinirlendiriyorsunuz. İnsanların moralini bozuyorsunuz. Yani o yüzden yapacağınız yorumlara özen gösterip dikkatlice yapalım. Ve lan verdiği lütfu yani beynimizi kullanalım.